Selamlar arkadaşlar geldik sayı problemleri ve kişisel problemleri ile ilgili yani ortak bir soru çözümüne ee, sorular bir tık daha e, üst seviye olacak yani sınav dadında diyebiliriz bunlara sınavda da aynı bu şekilde çıkarsa valla hiç şaşırmayın hemen hemen bu tarz sorular çıkabiliyor tabi daha farklı sorular da olabilir adamlar hikaye uyduruyorlar ama siz onu tabi soru bankası çözerek destekleyeceksiniz. Şimdi ilk sorumuz ne arkadaşlar yine sınıf sıra sorusu ama bu sefer biraz daha değişik. Bunları dediğim gibi hikayeleştirip farklı şekilde sorabiliyorlar. Şimdi bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyormuş. Tamam üçerli oturdukları zaman bir sıra boş kalıyor. Dörderli otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Tamam buraya kadar süper ve sıranın birinde iki öğrenci oturuyor. Bu öğrenciler sıralara beşerli gruplar halinde otururlarsa kaç sıra boş kalır? Şimdi değişmeyen şey sıra olduğuna göre ve sırayı sorduğu için biz sıra sayısına ne diyorduk? Diğerlerinde de öğrendiğimiz videolarda x'i dedik. Şimdi geldik öğrenci sayısına. Öğrenci sayısı doğru mu? Tamam. Şimdi öğrenci sayısı ne? Sıralar üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyor diyor. Yani öğrenci sayısı ne o zaman? 3 çarpı x eksi 1. Doğru mu? Çünkü bir sıra boş ya. X tane sıra var. Bir sıra boş. O zaman x eksi 1 sıraya 3'er kişi oturur. O zaman öğrenci sayımız da bu. E aynı zamanda bu eşittir arkadaşlar. Dörderli otururlarsa. Şimdi dörderli otururlarsa. 4 çarpı. Ne şimdi 4 çarpı? 3 sıra boş kalıyor. Doğru mu? X eksi 3. 3 sıra boş. Demek ki x eksi 3 sıraya 4 kişi oturuyor. Bir de diyor ki ve sıranın birinde 2 öğrenci oturuyor. Yani tamam 3 sıra boş ama bir de bir tane sıranın içinde de İki öğrenci oturuyormuş o sıranın birinde. Yani oraya dört öğrenci almayacaksın. Sadece iki öğrenci oturuyor. O zaman bir sıra daha git Anladık mı? Hocam bak şöyle. Şimdi bizim bu bulduğumuz ne arkadaşlar? Bu kadar sırada bu kadar sırada bu kadar sırada dört öğrenci oturuyor. Dört öğrenci oturuyor. Bak olayı anladık mı? Bir kez daha kafanda canlandır. Bazen duruyorum hani sen düşünmen için Şimdi dörderli oturuyor ya bunlar. 3 sıra boş kalıyor doğru mu? Normalde x eksi 3. 4 çarpı x eksi 3. Ve diyor ki adam ve sıranın bir tanesinde yani dörderli dizecek hoca ama bir sıraya sadece 2 kişiyi koyuyor. E bir sıraya 2 kişiyi koyarsan o sırayı da kullanmış olmuyor musun? O yüzden eksi bir tane daha sıra çıkardık. E diğer sıralara dörder kişi oturacak adam. Olay anlaşıldı mı? Evet. E buradaki öğrenci sayısı ne peki bir de? Ya artı bu da 4'erli oturan bu kadar sırada dörderle oturan kişi var artı bir de 2 öğrenci var. Hani bir sırada 2 öğrenci oturacak ya. Bunu da unutma. O yüzden bu soruyu yazdım. Olay anlaşıldı mı? Ne yaptık? Bu kadar sırada 3 e, sıra boş. Ayrıca bir, bir tane sıranın birinde 2 öğrenci oturuyor. E o zaman sıra sayımız ne oldu? x 3 1 çarpı 4. Bu kadar sırada 4 kişi öğrenci oturuyor artı bir de sıranın birinde 2 öğrenci vardı. O 2 öğrenci sayısını da unutma. Şimdi çözüyorum denklemi. 3x 3 Burayı dağıttım. Eşitliyorum birbirine. Burası da x eksi 4. 4 x eksi 16 artı 2. Burası x eksi 4 diye dağıttım. Ya buradan ne geldi? 3 x'i bu tarafa attım. buradan x geldi. Buradan en 16 Eksi 16. 2 çıkardım. Eksi 14. Diğer tarafa attım. 11 olmuş oldu. Sıra sayımız 11 ve x eşittir 11. Şimdi bize neyi soruyor? Bu öğrenciler sıralara beşerli gruplar halinde otururlarsa kaç sıra boş kalır? Şimdi sıra sayımız 11. Öğrenci sayımızı bulalım. Neydi öğrenci sayımız? Hemen bir kalem değiştireyim mi? Gel de değiştirelim bir kalem. Araya farklı renk atalım. Hocam siz cimrisiniz normalde ama fazla atmazsınız diyenler olabilir. Öyle. Yapacak bir şey yok. 3 çarpı x-1. -x İkisini x bulduk. 11 bulmadık mı? 10. Yani 3 çarpı 10 nedir? Demek ki 30 öğrenci var arkadaşlar bu sınıfta. Doğru mu? Diyor ki sıralara beşerli gruplar halinde otururlarsa. E 30 öğrenci Beşerli gruplar halinde otururlarsa ne olur? 6 sıra kullanmış olmazlar mı? Hani beşerli, beşerli, beş, beş. 6 tane sıra lazım yani. E 6 sırayı kullandılar. Bize kaç sıra boş kalır diyor. Elimizde 11 tane sıra vardı. E 6'sını kullanırlarsa arkadaşlar 5 sıra boş kalmış oldu. Olay anlaşıldı mı? Yani sınavda karşına çıkabilir. Hani sınıftaki öğrenciler der, oteldeki elemanlar der, kamptaki adamlar der ama çıkabilir. Tamam mı? Olayın mantığını mantığı anla. Şuralar çok önemli değil, hele. Yani Düşün. Gözünü kapat. Düşün. O kadar. Tamam. Attım birinci soruyu arkadaşlar. Şimdi ikinci sorudayız. Ee, bir top belirli bir yükseklikten bırakılıyormuş. Tamam. Belirli bir yükseklikten bırakılıyor. Evet. Anladık. Top yere her çarptığında bir önceki düşüş yüksekliğinin 4 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Top yere üçüncü defa çarptıktan sonra 128 santimetre yükseldiğine göre topun ilk bırakıldığı yükseklik kaç santimetredir? Hmm. Yani bak. Aslında yani soruyu biraz canlandırırsak şöyle olmaz mı? Şimdi bir tane top var doğru mu? Elimde bir top var. Adam bu topu atıyor bir defa. Sonra ne oluyor? Bu top sıçrıyor. Sonra gelecek atacak. Yine sıçrayacak. E sonra buradan bir tane daha atacak. Bir defa daha sıçrayacak doğru mu? Şimdi elinde bir top var. Düşün topu atıyorsun. Attın sonra sıçrıyor. Burada da diyor ya önceki düşüş yüksekliğinin 4 bölü çıkar. Sıçrıyor. Şimdi burada ne yapayım? Şurada şunun boyuna yani topun boyuna buradaki boyuna x dersem. Hani aşağı doğru atıyorum ya topu. Buraya x dersem. Bak ne diyor şimdi bana. Adam diyor ki top yere her çarptığında her çarptığında bir önceki düşüş yüksekliğinin 4 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Şimdi burada topu attığımız zaman bu x kadar yüksekliği x değil mi şimdi bu topun? Ha, elinde tutuyorum ya şu an topu. Top x değil mi? Evet attığım zaman ne olacak? x kadar yükseliyor ya. Şimdi bu diyor ki bir önceki düşüş yüksekliğinin 4 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Şimdi bunun düşüşü ne? Attığım zaman yere x değil mi? Evet. E bu ne? bunu 4 bölü 3'ü kadar yükselecekmiş. O zaman şurası yani yükselme dediğimiz yer şurası 4 bölü 3. Hani burası sıçrama ya yere atıyorum sıçrıyor yükselmesi. Buralar yükselme. E x çarpı 4 bölü 3. E aynı şekilde adam diyor ki hani hep her sıçrayışında diyor bu yaptığından 4 bölü 3 kadar daha yükselecek diyor. Şimdi bu bir önceki düşüş yüksekliği aynı şekilde. Boyu bu şekilde x çarpı 4 bölü 3 değil mi? Şimdi diyor ki ikinci yükseklikte aynı şekilde olacak diyor. Yani bunun yine 4 bölü 3'ü kadar yükselecek. x çarpı 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3. Bu zaten x çarpı 4 bölü 3'tü. E bir daha attım yükseldi. Yine 4 bölü 3'ü kadar yükseldi bu. Ve son durumda yani üçüncü kez adam 3 defa atlıyor. Üçüncü defa attığında bunun 4 bölü 3'ü kadar yükselecek yine. Yani x çarpı 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3. E bana diyor ki top yere 3. defa çarptıktan sonra 128 santim yükseldiğine göre. Bak burası biz zaten yüksekliği bulmuyor muyuz? Evet. E o zaman bu 128 santim eşitmiş. E gelip çarparsak 4 kere 4 16 64 x bölü 27 3 çarpı 3 çarpı 3 miş. E burasını sadeleştirdim 2 x o zaman ne oldu arkadaşlar 54. Bize neyi diyor? Topun ilk bırakıldığı yükseklik. Biz ne demiştik topun ilk bırakıldığı yüksekliğe x demiştik. Yani o yerden yüksekliğe x demiştik. Eksi 54 bulmuş olduk arkadaşlar. Yani top sorularında olay bu şekilde. Hani burada yani ne yapıyormuşuz o zaman böyle top sorularında biraz daha genelleyecek olursak. Direkt mesela hep böyle derse top yere çarptığında bir önceki düşüş yüksekliğinin 4 bölü 3 kadar yükseliyor derse. Kaçıncı defa derse onun kadar yanına çarpıyoruz x'de. E sonuçta burada zaten 3. defa demiş. 128 santime yükseldiğine göre demiş. Oradan da x'i bulduk arkadaşlar. Bunu sorabilirler mi? Normalde bu soru arkadaşlar klasik sorudur. Yani daima bu şekilde sorarlar. Ve bu soruların çözümünde birkaç farklı yönü var. Ama bu daha iyi. En mantıklısı. Bak sen hayal et. Elinde bir top var tamam mı? Bak benim elimdeki topla yer burası tamam mı? Buranın yer yüksekliğine bir harflendirme verdim. X. Ben bunu attığında bu diyor ki sıçrıyor diyor. Yere attığında bir zıplama topunu sıçrar doğru mu? Bunun diyor, attığın yüksekliğinin 4 bölü 3 kadar yükseliyor. Attığım yükseklik x'ti. Bunun 4 bölü 3'ü kadar buraya yükseldi. Aynı şekilde bir daha atlıyor. Bir daha attım. Bu attığın da öncekindeki yüksekliği. Bak burası top elimde ya ikinci de. Yükseklik burası. x çarpı 4 bölü 3. Bunun 4 bölü 3'ü. Sonra diyor ki bir daha at diyor. Bir de bunun 4 bölü 3'ünü attım buldum. Tamam bu tarz soruları bu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. ÖSYM de bunu sorar ama nasıl sorar? Top şeklinde değil de hani böyle daha hikayeleştirir. İşte Mikail bir tane yerden okula giderken top bulmuştur ufak top. Bu ufak topu önce bir bakmış, incelemiş falan filan abisine vermiş. Abisi yere atmış, sektirmiş. 4 bölü 3 kadar yükselmiş falan filan diye bu şekilde ilerletebilir. Tamam? Hep böyle yani direkt böyle top bekleme. Ama olay bu şekilde. Daima boyuna ve yüksekliğine bir harflendirmeyi yapıştır. Geldik diğer soruya. Bir tiyatro salonunda bulunan yüz koltuğun bir kısmı siyah. Kalan kısmı ise sarı renkteymiş. Tamam. Şimdi bir 100 tane koltuk var. Bunların bir kısmı siyah bir kısmı da sarı renkmiş. Boş salona gelen 30 kişilik bir grubun 1 bölü 3'ü siyah. Geri kalanı ise ne yapıyormuş? Sarı koltuklara oturduğunda diyor. Tamam. Şimdi 30 kişi gelmiş değil mi gru gruptan? 30 kişilik bir grupta siyah koltuğa oturanların sayısı 30'un 1 bölü 3'ü. Yani ne? 10 kişi. Geri kalan da sarıya oturmuş. 30 kişilik bir grubun 10 kişisi siyah oturmuşsa geri kalanı nedir? 20. Yani sarı, sarı koltuğa oturanların sayısı da 20 arkadaşlar. Şimdi sarı koltuklara oturduğunda boş kalan siyah koltuk sayısı boş kalan sarı koltuk sayısının 3 katından 10 eksik oluyor. Buna göre salonda kaç tane sarı koltuk vardır? Bak boş kalan siyah koltuk sayısı falan 3 katı 10 katı demiş. Demek ki boş, kat, boş kalan koltuk sayılarına önce bir harflendirme vereceğiz. Şimdi siyah ve sarı. Doğru mu? Şimdi ben sarının sayısına ne x dersem siyah sayısı ne olur arkadaşlar siyah koltuk sayısı? bocağın ikisinin toplamı 100 ise biz hep dedik ya tek değişken üzerine kuralım. O zaman siyah sayısı 100 eksi x olur. Toplarsak 100 olur. Doğru mu? Süper. Şimdi benim neyi bulmam lazım? Diyor ya burada boş kalan siyah koltuk sayısı boş kalan sarı koltuk. Ben boş boş olanları bulmam lazım. Yani boş kalan siyah sayısı boş kalan siyah koltuk sayısı. Siyah koltuk direkt böyle yazayım. Bir de aynı şekilde boş kalan sarı koltuk sayısı. Şimdi benim siyah koltuk sayım ne? 100 eksi x değil mi? Evet normalde toplam. E 10 kişinin 10 kişisine oturmuşlar. 10 tane siyah koltuğa. E o zaman ne olur? 90 eksi x olur. Doğru mu? 10 kişi. 10 tanesine oturdu ya 10 kişi. 10 siyah koltu. O zaman boş kalan elimde siyah koltuk sayısı kaç oldu? 90 eksi x. E sarıdan x tane koltuk vardı toplam salonda ve buna 20 kişi oturdu. Ne kadar boş koltuk kaldı? x eksi 20 boş kalmadı mı? x eksi 20 tane boş koltuk kaldı. Tamam geldim şuraya. Şimdi bak ne diyor? Sarı koltuklara oturduğunda boş kalan siyah koltuk sayısı boş kalan sarı koltuk sayısının 3 katından 10 eksik oluyor. Yani diyor ki boş kalan siyah koltuk sayısı 90 eksi x 90 eksi x. Boş kalan sarı koltuk sayısının 3 katından 10 eksik. Sarı koltuk sayısını x eksi 20 çarpı 3 10 eksikmiş. Denklem bu. Bundan sonrasını çözüyorsun. Olay bitiyor. Gel hemen çözelim o zaman. 90 eksi x. 3 x eksi 60 eksi 10. Buradan x'i bu tarafa attım. 4 x. Buradan 70 geldi. Attım. 20 x de buradan arkadaşlar. 5 gelmiş oldu. Bana neyi soruyor zaten? Yok öyle bir şey gelmedi. 90 hayır. Yanlış yaptık. Şurası şöyle olmayacak. Eksi 60 bu tarafa. Şimdi eksi 60, eksi 10 da eksi 70 değil mi? Diğer tarafa attım ne geldi? 90, 160 geldi. 160. Buradan da 4x geldi. x eşittir. 40 gelmiş oldu arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Salonda kaç tane sarı koltuk? Zaten biz de ikisi bulduk. 40 tane salonda sarı koltuk varmış arkadaşlar. Olay anlaşıldı mı? Tam var ya bak. Yani sınavda sorsalar hayatta böyle şey yapmam yani direkt A sınav sorusuymuş derim. Tamam güzel bir soru. Böyle soruyorlar arkadaşlar. Ya yani zor bir şey bir kısmı var mı? Yok değil mi? Zor bir kısmı yok. Genellikle böyle daha hani rahat şekilde okuyorsun, yapıyorsun. Okuyorsun. Nokta noktaya okuduk, yaptık. Paragraf ara. Tamam? Bunu da attım. Şimdi geldim klasik bir tane daha soruya. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 3 saatte, diğeri 4 saatte tamamıyla yanarak bitmekteymiş. Güzel. Bu iki mum aynı anda yandıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü olur. Şimdi bak mum soruları tipik aynıdır. İki tane mum var mı? Şöyle yapalım. Mum. Mum olsun. Kova değil mum. İki tane mum. Şimdi bu 3 saatte mi? 3 saat. Bu da 4 saatte arkadaşlar tamamen bitiyor. Yani tamamen sıfırlanıyor. Bu iki mum aynı anda bu de bak mumun uzunluklarının aynı olduğuna dikkat et. Bu iki mum aynı anda yandıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyu 1 bölü 3 olur. Arkadaşlar bu mumla, mum, mum sorularını daima bir tane ortak boy alman lazım. Ortak boy. Ortak boy. Yani mumun uzunluğunu ortak olarak alman lazım. Uzunlukları aynı değil mi bunların? Tamam 3 ve 4'ün ortak katı ne? Yani bir nevi ekokunu aldığını düşün. Ortak katı ne? 12. Yani biz mumun boyuna 12 diyoruz. Tamam mı? Mumun boyuna 12. Mumun boyu 12. E peki mum boyu 12 ise 1 saatte yani saatte 3 saatte bu bitmiyor mu arkadaşlar? Evet biz mumun boyunu 12 dedik. İkisini de ortak uzunlukları ortak 12. E mum 3 saatte bitiyorsa e ortak boyu 12 ise ne olur? 1 saatte kaç yanar? 1 saatte 4 yanar. E, bu 1 saatte kaç yanar? 3 yanar. Yani bunu böyle şey gibi düşün. Tamam Şurayı böyle 4 birime ayrılmış gibi düşün. Burası da 3 birime ayrılmış gibi düşün. Yani 1 saatte 4 birim yanıyor ki 3 saatte 12 birim oluyor. E, bu da 4 saatte bitiyorsa, demek ki 1 saatte 3 birim yanıyor ki 4 saatte toplam 12 birim bitiyor. Doğru mu? Tamam. Şimdi bize neyi soruyor? Bu iki aynı anda yanlıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyu 1 bölü 3 olur? Kaç saat sonra olur? Bilmiyoruz. Saat kaç? Kaç saat sonra? Bilmiyoruz. İşte o zaman X diyeceğiz. X saat sonra diyorum ki X saat sonra Bu ne olur arkadaşlar? X saat sonra boyu ne olur bunun? X saat sonra yanma miktarı çünkü bir saatte 4 yanıyorsa 2 saat sonra 4x'tir. E bunun nedir arkadaşlar? 3x'tir. Bir saatte 4 yanıyorsa 2 saat sonra 4x yanar. Bu da bir saatte 3 yanıyorsa 2 saat sonra 3x yanar. E tamam. Şimdi biz bize kalan lazım. Kalan ne peki? Bizim boyumuz 12 değil mi? Evet. 2 saat sonra 4x yanarsa kalanımız ne olur? Boyumuz 12-4x değil mi? Evet. E aynı şekilde burada ne olur kalan arkadaşlar? 12-3x olmaz mı? Tamam. Kalanları bulduk. Hocam ya ne yaptık biz ben bir şey anlamadım. Dur bak dur sakin önce bir nefeslen. Mum soruları böyle ilk başta biraz garip gelebilir. Ne yaptık? Bir defa daha hemen söyleyeceğim ondan sonra devam edeceğim. İkisi ortak değil mi? Evet. İkisi, yani ikisi mumların uzunlukları ortak değil mi? Evet. Bu 3 saatte bitiyor bu 4 saatte. O zaman boylarını ikisinin ortak katı 12'yi verdik. Bu 1 saatte kaç yanar? 3 saatte bitiyorsa 1 saatte 4 birim yanıyor ki 12 birim oluyor bitiyor. Bu da aynı şekilde 3 birim yanıyor. E, 2 saat sonra bana diyor ki kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyu 1 bölü 3 olur. Sorduğu için ben de diyorum ki x saat sonra olsun diyelim ki diyorum. E, x saat sonra bu 4x yanar. Bu da 3x yanar. E, kalan ne olur o zaman 4x yanarsa? Boyları 12 ise bununki 12-4x. Bununki 12-3x olur. Bana diyor ki birinin boyu diğerinin boyu 1 bölü 3 olması lazım. E, 1 bölü 3 olacak. Yani biri, birinin 1 bölü 3 katı olacak. E, hangisi hangisinin 1 bölü 3 olur arkadaşım? Sen söyle. Hocam şimdi bu daha çabuk bitecek. Yani bu buradayken Atıyorum bunun bu kadar bunun bitmeyen şeyi kalmışken bu daha burada olacak. Çünkü 4 saatte bitiyor ya bu. E, tamam o zaman hangisi hangisinin 1 bölü 3 katıdır? Gel yazalım. Birisi 12 4x. Birisi de 12 3x. Hangisi hangisinin 1 bölü 3 katı olur arkadaşlar? Sen söyle bana. Hocam bu burada bunun 1 bölü 3 katı bu ne olur? Yani bunun katı. Bunun 1 bölü 3 katı budur hocam. Çünkü bu daha yanacak. Ama bu çok az kaldığı zaman bu daha fazla kalacak. O yüzden 1 bölü 3'ü olabilir. Çünkü bu 4 saatte eriyor bu 3 saatte. Olay anlaşıldı mı? Yani o zaman kimin altına, kimin yanına çarpı 1 bölü 3 yazacağım? 1 bölü 3 diyor ya aynı şekilde. Evet. E o zaman benim 1 bölü 3 yazmam gereken yer arkadaşlar burası. 1 bölü 3. 1 bölü 3 de aşağı 3'ü attım. Bir daha söyleyelim. Şimdi mesela biz neden 12 eksi 3 eksi 1 bölü 3 ile çarpıp 12 eksi 4 x dedik? 1 bölü 3 katı dedi ya. Bunun 1 bölü 3'e çarpıp 12 eksi 4 x. Çünkü bu arkadaşlar buradayken bu bununki daha burada olacak. Yani daha bitmemiş olacak. Bu 3 saat bu 4 saatte eriyor ya ondan. E bu daha büyük olduğu için 1 bölü 3'ü bu. E bundan sonra işler dışlar yaparız. Ne olur? 36 eksi 12 x eşittir 12 eksi 3 x. Buradan 12 x'i bu tarafa attım. Ne geldi arkadaşlar? 9x buradan da ne geldi? 24x ne olmuş oldu? 9 bölü, 24 bölü 9. 24 bölü 9. Bu da eşittir 3'e bölersem 8 bölü 3 olmuş oldu. Yani 8 bölü 3 saat sonra 8 bölü 3 saat sonra bu bunun bu bunun 1 bölü 3 katı olacaktır arkadaşlar. X saat sonra demiştik ya x'i 8 bölü 3 bulduk. Yani 8 bölü 3 saat sonra buradaki ifade buradakinin 1 bölü 3 katı olacaktır. Olay bu şekilde tamam mı? Yani yavaş yavaş biraz belki oturmamış olabilir ama bunların mantığı bu şekilde. Ha bunu şu şekilde de yapabilirdin. 12 eksi 4 x bölü 12 eksi 3 x yazardın. Eşittir 1 bölü 3 de yapabilirdin. Birbirini oranlayabilirdin. Aynı şekilde bu da olabilir. Ama burada bunu 1 bölü 3'e çarpmamızın nedenini umarım anlamışızdır tamam mı? Çünkü bu daha uzun bitecek mi? Bu daha çabuk bitecek. Ortak boyu veriyoruz. Ondan sonrası zaten Allah kerim. Geldik 5. soruyu arkadaşlar. Ece kumbarasına birinci gün 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL madeni paraların her birinden 1 adet, ikinci gün her birinden 2 adet ve benzer biçimde devam eder ederek eninci gün her birinden en adet atmıştır. Ece kumbarasında 85,5 TL biriktirdiğine göre en kaçtır? Hmm. Yine güzel bir soru. Yani bu tarz sorular kesinlikle çıkabilir. Biraz hani düşün yani görme sorusu diyebiliriz. Şimdi bir Ece Ece kumbarasına para atıyor. Doğru mu? Şimdi birinci gün diye başlarsak. Mesela birinci gün neleri atıyor arkadaşlar? Birinci gün 5 kuruş atıyor. 10 kuruş atıyor. 25 kuruş atıyor. 50 kuruş atıyor. Ve bir de 1 TL atıyor. Doğru mu? Yani bunları toplarsak ne olur? 1.50, 1.75, 1.85 1.90. Doğru mu? 1.9 2 lira değil. 1.9. Birinci gün 1.9 TL kumbarasını atmış. Sonra diyor ki ikinci gün. Gelmiş ikinci günü adam. İkinci gün her birinden iki adet atmış. Yani her bundan. Mesela beşten bir tane atmışken birinci gün. 2. günde iki tane atıyor. E ondan da iki tane atıyor. birden de. O zaman 1,9 iken. birinci gün. ikinci gün ne olur? 2 çarpı 1,9. Aynı şekilde 3. gün ne olacak? Bu biçimde devam ediyormuş ya benzer biçimde. 3 çarpı 1,9 olacak. Nokta 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 olacak arkadaşlar. eninci güne geldiğinde. Ne olacak? N çarpı 1,9 TL kum atmış olacak. En sonunda diyor ki eninci eninci günden sonra Ece Kumbarası'na 85,5 TL biriktirdiğine göre diyor. Yani diyor ki bunların hepsini topla abi. 1,9 2 çarpı 1,9 artı 3 çarpı 1,9 nokta 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 n çarpı 1,9 diyor. 85,5 TL'dir diyor dayı. Tamam Rafık. Bundan sonra ne yapacağız? E sen görüyorsun 1,9'lar ortak. E alırım 1,9 parantezine. Ne geldi buradan? 1, 2, 3, nokta 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 en geldi. Burada da 85,5. E sen şunu biliyorsun. Birden n'e kadar sayıların toplamı nedir? Hocam n çarpı n artı 1 bölü 2. 9 çarpı 10, 10 çarpı 11. Böyle bu şekilde n çarpı n artı 1 bölü 2 demiştik ya. Ardışık sayıdan öğrenmiştik. Tamam. Buradan sonra ne yapacağız? Bak şuradan sonra gözüken bir şey var. 1,9 çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 85,5. Şu virgülleri atamaz mıyız? Bak buradaki virgülü atarım. Burası 19 olur. Buradan da atarım. Ne olur burası 855 olmaz mı arkadaşlar? Evet virgül ikisinden de virgül atıyorum ya. Çarpmam. Ondalık sayarı görmüştük. E 19, 855 19'a bölersem ne gelir arkadaşlar? 855 19'a bölersek. E, şuradan hemen bölelim. 855 bölü 19. Buradan 4 geldi. Buradan da 45 geliyor değil mi? Tamam 45 geliyor. E, o zaman ne bizim n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir ne oldu? 45 oldu. Yani 855 ile 19'u sadeleştirdim 45 geldi. E 2 ile çarparsam ne olur? n çarpı n artı 1 eşittir 90 olmuş oldu. E ne neyin çarpımı 90 ardışık olarak? 9 ve 10'un çarpımı 90'dır. O zaman arkadaşlar n 9 olmuş oldu. O anlaşıldı mı? n çarpı n artı 1 de n 9 çarpı 10'muş. E n de buradan 9 olmuş oldu arkadaşlar. Yani olay bu şekilde. Bu tarz sorular çıkar mı? ÖSYM'de kesinlikle çıkar. E, Genellikleri zaten bu tarz sorular soruyorlar. Kumbara soruları da gerçekten çok fazla çıkıyor. Bak gördüğün gibi birinci gün, ikinci gün, üçüncü günü yazdım. Ve buradan bir örüntü çıktı. E, 1,9 zaten ortak paranteze alacağım bir noktaydı. E, 1,9'u ortak paranteze aldım. Sonra 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n geldi. Ben bunu biliyorum. N çarpı artı 1 bölü 2. Bazen mesela şu 1'i vermezler, 2'yi vermezler. Sen onu yine yapabilirsin ki 3 çarpı 3'ten yaparsın. Sonra 1 ile 2'yi toplayıp çıkartırsın geriden. Sonra 1,9 eşittir. 85,5 kaldı. Zaten çoğu öğrenci şuraya kadar getiriyor. Tamam şu ondalıklı ifadelerde yani devam ettiremiyor fazla. O yüzden sıkıntı oluyor. Mesela bir buradan sadeleştirdin. Bu virgülleri atacaksın. Mesela adam şunu yapıyor. Buraya 8,55 yazıyor. O zaman iki virgül kaydıracağım Buraya bir tane sıfır atacaksın. Öyle düşün. Tamam. Olay bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani fazla bir zor soru sormuyorlar. Gerçekten söylüyorum. İnan bana. Konuyu öğrendikten sonra gerçekten ne kadar kolay soru sorduklarını sen de hakim olacaksın. Geldim diğer soruya. Bir hastanedeki her bayan doktorun hastanedeki bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının iki katından altı fazla. Her erkek doktorun da bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının 3 katından 1 eksikti. Buna göre hastanede toplam kaç doktor vardır arkadaşlar? Tamam. Şimdi bak, bir hastanedeki her bayan doktorun hastanedeki bayan meslektaşlarının sayısı şurada söylüyor ya. Hemen şunu yapalım. Erkekler var, bir de bayanlar var. Doğru mu? Şimdi ben erkeklerin sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. Ben x diyorum. Bayanların sayısını biliyor muyum? Toplam falan vermemiş. Bilmiyorum. y diyorum. Şimdi bak, hastanedeki bayan her bayan doktorun bayan meslektaşlarının sayısı. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi sen bir okulda ya da bir hastanede ne bileyim yok sen atıyorum bir okulda öğretmensin tamam mı? Evet sen öğretmensin. Senin meslektaş sayın işte 5 tane de seninle beraber bir öğretmen var. Yani toplam 6 kişisiniz. Ama senin meslektaş sayın kaç? 5. Yani toplam 6 kişisiniz. Hani bay, aslında sen bayansın doğru mu? Sen de bayansın. 6 kişisiniz grupta. Ama senin meslektaş sayın kaç? 5. Yanında 5 öğretmen olduğu için. Ya o zaman bayan sayımız Y ise kadın bayan meslektaşlarının sayısı kaç? Her bayan doktorun Y eksi birdir arkadaşlar. Bir eksik meslektaş sayım vardır. Sen kendin kendini saymıyorsun sonuçta değil mi? Evet. Tam bu diyor. Erkek meslektaşlarının sayısının iki katından artı fazla. Erkeklerin sayısı kaç? X. Bunun iki katından altı fazlaymış. Yani 2x artı 6. Ve bunu düzenlersek y'yi buluyoruz. Attım diğer tarafa biri. Y arkadaşlar 2x artı 7 olmuş oldu. Geldim diğer bak noktaya kadar yaptım. Şimdi geldim. Her erkek doktorun da bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının 3 katından bir eksiktir. Şimdi bak buradaki olay ne? Buradaki olay da şu arkadaşlar. Şimdi mantık aynı. Diyor ki her erkek doktorun da bayan meslektaşlarının sayısı bayan meslektaşlarının sayısı ne? Y. Doğru mu? Y sayısı erkek meslektaşlarının sayısının erkek meslektaşı kaç erkek doktorun? x'ti x eksi 1 olur. Erkek meslektaşlarının sayısının 3 katından 1 eksiktir. Çarpı 3 eksi 1. Bak şu denklemi nasıl kurduk? Tekrar ediyorum. Her erkek doktorunda bayan meslektaşlarının sayısı, bayan meslektaşları sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının, erkek meslektaşları sayısını bir eksi kendisini çıkartır. 3 katından 1 eksiktir. Bana diyor ki buna göre hastanede toplam kaç doktor vardır? Tamam buradan sonrasını bulabilirim y'yi falan. Buradaki y'yi de buluyorum. 3'ü dağıtıyorum. 3x 3 1. Buradaki y de arkadaşlar y eşittir 3x 4 olmuş oldu. E bunun ikisi birbirine eşit değil mi? Y'ye ben bayan sayı istememiş miydim? Evet gel eşitleyelim o zaman. 2x artı 7 eşittir 3x 4. Bu x'i buraya 4'ü bu tarafa 11 eşittir x çıktı. Yani x eşittir 11 olmuş oldu. X ne? Erkek sayısı. Yani erkek sayısı 11. E, bayan sayısı ne? Bayan sayısında buraya 11 yazarsak arkadaşlar ne olur? 2 çarpı 11 22. 7 daha 29 olmuş oldu. Bayan sayımız da 29. Bize toplam kaç doktor var diyor. 11 artı 29. Bu da eşittir 40. Yani hastanede toplam 40 tane doktor vardır. Olay anlaşıldı mı? Süper. Umarım tam net şekilde kavranılmıştır. Sınav tadında mı? Sınav tadında. Güzel bir soru. Bunlar ki bak çıkmış soruları da açıp bakın. Hatta belki bunlar daha belki bir değişik seviye olabilir. Bazıları hani daha üst seviye olabilir. Çünkü çünkü e, orta seviye soruyorlar arkadaşlar. Gerçekten üstünüzü yani gözünüzü şey yapmaya gerek yok. Korkutmaya gerek yok. Orta seviye. Çıkmış soruları inceleyeceğini biliyorum zaten sen. Rahat ol, relax, sakin ya. Kazanırsın, geçersin, yaparsın. Sadece yeter ki çalış, emek harca. Ha? O de bunların yazması çok zor ya. Yani yazana kadar var ya. Biraz şey oldum. Sıkıntı çünkü problemler gerçekten uzun bir konu. E bir soru da ta şuraya kadar uzuyor yani. Biraz yazarken zorluyoruz. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Herkes bir eli kağıt gönderiyor. Şimdi geldim bir traktörün arka tekerleğinin yarı çapı, ön tekerleğinin yarı çapının iki katıdır. Hmm. Şimdi bak bir traktör var noktaya kadar yapıyorum. Tamam mı? Bir traktör var. Şöyle bir traktör çizebilecek miyim onu merak ediyorum şu an. Şöyle, şöyle çizeyim. Dur ya şuradan çizeyim. Böyle daha iyi oldu şu an. Yani buradan çizecektim de ters oldu şimdi. Şimdi bu bir traktör tamam mı? Traktörün arka tekerleğinin yarı çapı arka tekerleğinin yarı çapı ön tekerleğinin yarı çapının iki katıdır. Yani ön tekerleğin yarı çapı R ise burası arkadaşlar 2 R'ymiş tamam mı? Tamam bunu anladık. 120 metre bir mesafede arka tekerlek ön tekerlek 120 metre bir mesafede arka tekerlek ön tekerlekten 30 devir daha az yaptığına göre arka tekerleğin çevresi Kaç metredir? Hmm. Şimdi bak arkadaşım. Burada bizim çevre. Yani çevreden kastımız şuradan çevreyi yazarsak. Şimdi bu araba ne kadar yol giderse şu tekerlek. Aslında her gittiğinde çevresi kadar yol almaz mı? Mesela ön tekerlek çevresi kadar. Doğru mu? Yuvarlak bir tekerlek sonuçta. Bu şuradaki nokta. Döndüğü zaman hep aynı noktaya gelecek. Yani çevresi kadar. E dairenin ve çemberin çevresi nedir arkadaşlar? Hocam 2 pire'dir. Evet iki pi Bak bu ön için. Bu da arka için. Arkanın çevresi peki? 2 pi. Bununki 2 r olduğu için arkadaşlar ne oldu? 4 pi olmuş oldu. Şimdi bak çevresine bakıyoruz. Çevre kadar yol almaz mı bu sonuçta? Hani çevresine kadar? Çevresi 2 pi Daima hep 2 pi etrafında çevre yol olacak. Tamam. Şimdi devir ne? Devire gelecek gelir olacak. Konuşalım. Devire gelecek olursak. <laughs> Vallahi benim çok fena Türkçe çalışmam lazım. Devire gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi bak adam zaten bana söylüyor ki 120 metre bir mesafede. Tamam 120 metre mesafesi var. Süper. 120 metre mesafede arka tekerlek ön tekerlekten 30 devir daha az yaptığına göre. Bu çok iyi tamam. Ama deviri nasıl bulacağız? Ben sana onu söylüyorum. Şimdi deviri şöyle bulursun. Bu 120 metre bir mesafe yok mu arkadaşlar? Yani devir ne demek biliyor musun? Döndüğü sayı demek. Döndüğü sayı yani kaç defa dönüyor devir? Eğer 120 metre bir mesafede 120 metre mesafe gidecekse o zaman bunun devir sayısı arkadaşlar 120 bölü 2 piire. Yani çev e, metreyi çevreye bölersin. Hani düşün yani şimdi e, 20 me kaç metre olsun? 60 metrelik bir mesafe var tamam mı? Tekerleğin çevresi de 20 santimetre. 60 santimetre yol var. E, tekerleğin çevresi de 20 santimetre doğru mu? Kaç defa devir yapar? 3 devir yapar. Hani 3 devirden kastım ne? Şu noktayı seçtim ya ben. Bu noktayı seçtim ya. Her döndüğünde buraya tekrardan gelir bir nokta. İkinci defa döndüğünde yine buraya gelir. İki, üçüncü defa geldiğinde yine aynı noktaya gelir. Üç devir yapmış olur 60 metrede. O yüzden devir sayısını bulurken, size sorularla devir derken bu verdiği mesafeyi çevreye bölebilirsiniz. Anlaşıldı mı? O zaman bunun devirine 120 bölü 4 pi r'dir. Olay anlaşıldı mı? Süper. Yani metreyi devir sayısı dediğimiz şey dönme. Dönme olayı devirdir. E ne kadar uzun metre mesafe gidersen onu çevreye bölersen devir sayını bulursun. E bana ne diyor? arka tekerlek yani burası ön tekerlekten 30 devir daha az yaptığına göre arka tekerleğin çevresi kaç metredir diyor. E tamam ben buraları buldum normalde. Piri devir sayılarını buldum. E diyor ki bana ön tekerlek 30 devir daha az yapmış. Arka tekerlek arka tekerlek ön devirden 30 devir daha az yapmış. E o zaman daha az yapmışsa 120 bölü 2 pi eşittir. 120 bölü 4 pi eksi ne olmuş olur arkadaşlar? Bu artı 30 olmuş olacak artı 30 olacak. Çünkü bundan e, ne olmuş? Bu 30 devir daha fazla yapmış ya arkadan. Zaten mantıken de öyle olması lazım. Çünkü çevresi daha küçük. Daha daha fazla devir sayısı olur. Doğru mu? 122'ye mi bölersin daha çok çıkar? 124'e mi bölersin? Olay anlaşıldı mı? Arka tekerlek. Ön tekerlekten 30 devir daha az yaptığına göre. Daha az yaptığına göre o zaman e, küçük olan şey 30 daha fazladır. 30 daha fazla tur atmıştır. Yani bu devir yerine açıkçası tur yazabilirsin. Ha? Şimdi buradan çözecek olursak. E, şunu çözelim. 120 bölü 2 pi eşittir. 120 artı 4 pi ile artı 30 topladım. 120 pi bölü 4 pi re. Şu pi gitti mi? 2 ile 4 gitti mi? 2 çarptım. 2 ile 120'yi çarptım. 240. Burası da 120 artı 120 pi e şu 120 diğer tarafa attım. 120 eşittir. 120 pi O zaman pi arkadaşlar görüyor musunuz? Şuradan pi r eşittir 1 olmuş oldu. Ne yaptım? Buradan işlerle işler dışlar çarpımı yaptım. 2 çarpı 120, 240 eşittir 120 artı 120 pi r. 120 eşittir 120 pi r. E 120'leri sadeleştirdim. Pi çarpı r eşittir 1 olmuş oldu. Bana diyor ki arka tekerleğin çevresi kaç metredir? E, arka tekerleğin çevresi 4 pi r idi. Ben pi ve pi çarpı r'yi 1 buldum. E, o zaman 4 çarpı 1, 4 metreymiş. Tamam. Arka tekerleğin çevresi 4 metreymiş. Bu traktör soruları biraz hani kafa karıştırdığı için öğrenciler adından tam Türkçe çalışacağım söz. Yani tekrardan çalışacağım. O yüzden biraz daha detaylı anlatmak istedim. Devir sayısı demek tur. Hani bu çamaşır makinelerinde de diyor ya 800 devir, 1000 devir, 1200 devir bu ne? Arkadaşlar bu tur. Attığı tur sayısını gösterir. Ha 800 devirde daha az tur atarken 1400 devirde daha fazla tur atar. Bu da bir genel kültür olsun. Ha? Attım 8. ve son sorumu. Oo son soru. 8. ve son soru arkadaşlar. Burada sayı ve kesir problemlerini artık tamamıyla bitiriyoruz. Emin olun KPSS'leri daha ortak seviye, daha bunlardan daha hemen hemen aynı ve da alt seviyeye çıkıyor. Soruları da tek aydan çıkmış soruları inceleyebilirsiniz tamam mı? Sayı problemleri bazen. Tabi bazı yıllar mesela zor sorduğu problem türü sayı problemi olabilir. Bazen bir iki tane soruyu zor soruyorlar ya seçici olsun diye. Onun problemine göre değişiyor bazen. Oh geldik. Okul ile yurt arası Sevgi'nin adımları ile 150, Kemal'in adımları ile 100 ve Berat'ın adımları ile 60 adım gelmekteymiş. Hım. Okul ve yurt. Tamam. Sevgi yurt'tan okula A adım. Kemal Sevgi'nin kaldığı yerden başlayarak A adım ve Berat da Kemal'in kaldığı yerden başlayarak A adım giderek yani çok hep bir soru olmuş. Mesafeyi tamamlıyor. Buna göre A kaçtır? Hiç A yerine X falan deseydim bunu. Şimdi Arkadaşlar burada elemanlar var, doğru mu? Sevgi var. Şöyle, Sevgi, Kemal var, Kem, bir de Ber var, Berat. Şimdi, bunların attığı adım sayılarını vermiş, doğru mu? Adım sayılarını, adım sayısını vermiş, doğru mu? Sevgi 150 adım atmış, e, Kemal 100 adım atmış, Berat da 60 adım atmış. Peki adım varsa, okulla yurt arası sonuçta bir mesafe, doğru mu? adım uzunlukları da yok mu arkadaşlar? Bunların adım uzunlukları. Çünkü her, hepsi birbirinden farklı ya. Mesela normalde tam tersi olması lazım. Hani erkeklerin ayakkabı numarası daha büyük olduğu için daha fazla. Hani uzun adım atıyorlar ya sonuçta. Ayakları büyük olduğu için. Bayanlara göre. Burada soruyu biraz yanlış atmış olabilirim. Sevgiyi yapmışım ama normalde Kemal ile Berat daha fazla adım atıyor. Yani adım uzunlukları da olması gerek. Nereden geldi bu şimdi ayakkabı numaralarına falan geldi mi kafam karıştı. Adım uzunluğuna ben biliyor muyum sevginin? Hayır. X. Kemal'inkini biliyor muyum? Y diyorum. Berat'ınkini biliyor muyum? Z diyorum. Yani şöyle düşün tamam mı? Şöyle AB uzunluğunda mesafe olsun. AB. Yani burası okul. Ha burası da yurt olsun. Okulla yurt. Sonuçta bu 150 adım, bu 160 adım da gidiyorsa adım uzunlukları farklıdır. Tamam. E bu AB arasındaki mesafe. AB arasındaki mesafe nedir arkadaşlar? Bunlar sonuçta bu 100 adımda sevgi, e, sevgi 150 adımda okuldan yurda gidiyor değil mi? O zaman AB arasındaki mesafe 150x'tir. Aynı şekilde 100Y'dir. Doğru mu? E aynı şekilde arkadaşlar Berat 60Y'dir. Doğru mu? Gerçi Sevgi'nin ayağını en küçük yapmışım yine. Şimdi soruyu tekrardan yukarıdan baktım. O zaman iyi iyi. dur Tamam karıştırdım şimdi. AB'nin uzunluğu şimdi ne? Yani hem 150X'e eşit AB'nin uzunluğu. Yani okul ile yurt arası uzunluğu. Ve 100Y'ye ve 60Y'ye eşit. Doğru mu? Çünkü bunlar 150 x'te yurda varıyor. Okula varıyor. Ya da yurttan okula varıyor. Ya da okuldan yurda varıyor. Tamam. Ben bunu oran orantıdan hatırlıyorum. Bunları ben eşitleyemez miyim sonuçta? 150 x eşittir 100 y 60 ise ab uzunluğunu bulabilirim. Ne diyebilirim ab uzunluğuna? Her birinin ortak katı. 150, 100 ve 60'ın ortak katı ne? 300. O zaman ben ab'ye 300k dedim. Olay anlaşıldı mı? Üçünün de ortak katı olan ab'nin uzunluğuna 300k dedim. E ab'nin uzunluğuna 300k dersem e, x ne olur o zaman? y ne olur? z ne olur? E, 300k ise x eşittir 2k y eşittir 3k z eşittir 5k olur. Olay anlaşıldı mı? Süper. Tamam bunu bulduk. E ondan sonra ne yapacağız? E şimdi sorunun tam manasına geliyoruz. Sevgi yurttan okula a adım. Kemal sevginin kaldığı yerden başlayarak a adım. Ve Berat da Kemal'in kaldığı yerden başlayarak a adım giderek e, yurt, yurda kadar geliyorlarmış. Yani adam dediği şu okulla yurt arasında bu şekilde. O zaman yine AB. Sonuçta okulla yurttan gidiyorlar ya okulla yurt arasında gidiyorlar. Yurttan okula A adım gitmiş. E sevgi A adım gitmişse A çarpı X gitmez mi? Adım sayısı A. Adım uzunluğu da X sevginin. A çarpı X. E aynı şekilde artı. Buradan devam ederek A adım atıyor Kemal sevginin kaldığı yerden başlıyor. Kemal bırak, sevgi bıraktıktan sonra Kemal devam ediyor. A adım atıyor. Bu sefer Kemal'in adım uzunluğunu Y. Artı Kemal'in kaldığı yerden başlayarak da Berat A adım atıyor. E aynı şekilde A çarpı Z olmuş oluyor. İşte bana buradaki A'yı soruyor. Doğru mu? Evet buradaki A'yı soruyor. E tamam şu kağıdı şöyle yukarı aldım. A eşittir A çarpı X artı A çarpı Y artı A çarpı Z. Doğru mu? Adım uzunlukları bunlar ya. Tamam e A ben 300K dememiş miydim? Evet hocam 300K demiştik. E A çarpı X'e ne demiştim? 2K artı A çarpı Y'ye ne demiştim? 3K artı A çarpı z, z yeni demiştim, 5k. Doğru mu? Topluyorum, şuraya yazdım, 300k eşittir. Şurası ne arkadaşlar? 2ak artı 3ak artı burayı da düzenlersek, 5ak olmadı mı? Şöyle, 2ak, 3ak, bir de 5a çarpı k olmadı mı? Toplarsam, 8, 10 çarpı a çarpı k olmadı mı? Evet, tamam. E, K'lar sadeleşti. Ne oldu? 300 eşittir 10A olmadı mı? Evet. E, A ne oldu arkadaşlar? Buradan da A 30 oldu. Demek ki A'mız 30 imiş. Yani bu kadar sorarlar mı? ÖSYM'de, KPSS'de zannetmiyorum. Hani daha bir tık daha ileri seviye. Ama sorarlarsa da zor mu? Hayır değil. O kadar zor değil. Değil mi? Zor değil. Yani şunu düşüneceksin. Şimdi bu adam mesela Sevgi 150 adım atıyor, Kemal 100 adım atıyor, Berat 60 adım atıyor. Bunlar farklı ya adımları. Demek ki adım uzunlukları farklı bunların. Yani adım uzunlukları da var. O yüzden adım uzunluklarını yazdım. Adım uzunluklarını bilmiyorum. E o zaman mesafe bu e, Sevgi'ye göre 150 x'tir. Kemal'e göre 100 y, Berat'a göre de 60 s'dir. Adımları çünkü değişiyor. Adım uzunluklarını yazdım. E tamam biz oran orantıda görmüştük. E burada bunların ortak katı ne? 300K. E 300 k yazdım. E 300K ise X2K, Y3K, Z'de 5K çıktı. E sonra bunlar A adım atıyor sevgi yurttan. Sonra Kemal devam ediyor aynı yerden. Sonra Berat devam ediyor. A çarpı X artı A çarpı Y artı A çarpı Z. Sonra buradan da ne geldi arkadaşlar? 10 çarpı A çarpı K. K'lar birbirini götürdü. 300 eşittir 10'a. A da buradan ne olmuş oldu? 30 çıkmış oldu. Tamam mı arkadaşlar? Süper diyelim. Ve burada videoyu artık sonlandıralım. Sayı problemleri ve kesir problemlerinin sonuna geldik. Olabildiğince soru çözmeye çalıştım. Yani e, sizin de soru bankanızda kesinlikle çözümlü soru bankası tabii. Çözümlü soru bankalarınızdan %100 soru çözmeniz lazım. Çünkü isterseniz ne kadar soru çözerseniz buradan çözelim. Soru çözme olmaz. O yüzden çözümlü soru bankalarınızdan çözümlü sorular çözün. Bir sonraki problemlerde yine görüşürüz. Aynı o problemlerde de yine e, onları bitirdikten sonra böyle e, üstlerine 5-6 tane soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Daha orta ve de üst seviye kalitede problemlerle. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın